Bugün Türk-Azerbaycan kardeşliğinin bir kez daha tüm dünyaya sergilendiği, iki kardeş halkın omuz omuza savaşarak zafer kazandığı gün. Tam 102 yıl önce bugün Türk ve Azerbaycan askerleri başkent Bakü'yü birlikte kurtardı. Önce Çanakkale'de, 3 yıl sonra da Bakü'de. Omuz omuza savaştılar, şehit oldular. Zaman geçti, mekanlar değişti. Ama dostluk da, kardeşlik de baki kaldı. 102 yıl önce, tam da bugün, Azerbaycan ve Türk orduları sırt sırta Bakü'yü özgürlüğe kavuşturdu. Türk'ün şanlı tarihine zaman eroğlu erdi. Takvimler 1915 yılını gösteriyordu. Dost ve kardeş Azerbaycan, Çanakkale Savaşı'nda Türk kardeşlerinin mücadelesine omuz verdi. Savaştılar, kardeş topraklarında şehadete kavuştular. Türk'ün dövüş bayrağında. 3 yıl sonra 1918'de benzeri bir mücadele için bu kez Türk ordusu Azerbaycan'daydı. Petrol zengini Bakü, Ermeni çeteleri, Bolşevikler ve İngilizlerin işgali altındaydı. Ermeniler 30 bin Azerbaycanlıyı katletmişti. Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de Çarlık Rusyası'nın esaretinden kurtulup kendi cumhuriyetini kurmuştu. Ama Bakü işgalden kurtulamamıştı. Yardım için Harbiye Nazırı Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa'yı dost Azerbaycan'a gönderdi. Osmanlı ve Azerbaycan askerleri, Çanakkale'nin ardından bu kez Bakü'yü özgürleştirmek için siperdeydi. Zafere giden yolda yeri geldi bir somun ekmeği bölüştüler, yeri geldi birbirlerinin yaralarını sardılar. Ama vazgeçmediler. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas Sistem Ordusu, Gence şehrinden Bakü'ye kadar bütün şehirleri, köyleri, Ermeni çeteleri ve Bolşeviklerden temizledi. Nuri Paşa at belinde, Türkiye'den Kars'tan gelir. 19 Temmuz 1918'de ordu Bakü'ye ulaştı. Kadim şehre girmek kolay değildi. Kuşatma, mücadele, çatışma 1,5 ay sürdü. Türk ve Azerbaycan askerleri bir zafere daha birlikte imza attı. 15 Eylül'de Bakü özgürlüğüne kavuştu. Başkent Bakü'ye taşındı. Azerbaycan sokaklara döküldü. Muzaffer orduyu sevinç gösterileriyle karşıladılar. Zaferden 2 gün sonra Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümeti de Bakü'ye taşındı. Bakü zaferinde Osmanlı ordusu 1130 şehit verdi. Azerbaycan o şehitleri bağrına bastı. Bakü'nün özgürlüğüne kavuşmasında onların payı olduğunu asla unutmadı. Kafkas İslam Ordusu! Nuri Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun, Türk kardeşlerimizin kahramanlığı, dostluğu, kardeşliği unutulmazdır, ebedidir, bizim kalbimizde daim yaşayacaktır. Fedakarlıkları ve cesaretleriyle geride nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destan bırakarak Türkiye ve Azerbaycan'ın ebedi kardeşliğinin de nişanesi oldular. Ve 102 yıl sonra bugün Türkiye ve Azerbaycan orduları hala omuz omuza. Tıpkı Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz," Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözleri gibi her zor günde birbirinin yanında, arkasında. YouTube kanalımıza abone olun.